Çok kıskanıyorum. Ya kendime hakim olamıyorum. Buraya gelmeseydim az daha gidip onların ofisine basacaktım ki daha önce yapmışlığım var. Yani Tamer başkasından etkilenecek, onu kaybedeceğim diye hep diken üstünde yaşıyorum, uykularım kaçıyor. Eski karısının kıskanmasını kıskanıyorum. Yemeğe, iş yemeğine çıktığı kadını kıskanıyorum, herkesi kıskanıyorum. Ben böyle biri değildim. Peki eski ilişkilerinizde böyle hissetmiyor muydunuz? Yok, alakası bile yok. Hiç umurumda bile olmadı hatta. Yani ben hiçbir zaman ne neredesin diye sordum, ne zaman geleceksin, kim nesin dedim. Hiç böyle şeyler yapmadım ben yani. Hiç kendime yakıştıramıyorum bunları. Zaten tehlike dışarıda değilmiş ki. Ben koynumda besliyormuşum tehlikeyi. İnsan en yakınının ihanetine uğrayınca tabii hayat algısı alt üst olabilir. Hani bildiği, güvendiği, tanıdığı şeyler değişir. Ve gerçekten birisine yeniden güvenmek çok zorlaşabilir. Yani sizce ben şimdi kocam ve kardeşim yüzünden mi bu haldeyim? Yani mutlaka büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum ama sorunun sadece bundan ibaret olduğunu da sanmıyorum. Peki hastalığım da bu durumu etkiliyor olabilir mi? Şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi biz hani üzülüyoruz, acı çekiyoruz. Bu onu 10 birim hissediyorsak siz bunu 100 yaşıyorsunuz. Tabii mutluluğu da öyle. Duygularınızı daha derin, daha şiddetli, daha yoğun yaşıyorsunuz. Ve öyle olduğu için de tabii kontrol etmek zorlaşıyor. Ve kontrol edemediğiniz zaman da sanıyorum suçluluk hissediyorsunuz. Öyle değil mi? Keşke suçluluk duymasam, böyle dümdüz kıskanıyor olsam o zaman her şey çok daha kolay olurdu benim için gerçekten. Ben bunu kendime hiç yakıştıramıyorum. Yani aslında siz de için için bu durumun sağlıklı ve gerçekçi olmadığını hissediyorsunuz, öyle mi? Aslında bakarsanız Tamer bana evliyken aşık oldu. Yani şimdi benle evliyken de başkasına ilgi duyacak olması yani çok da uzak bir ihtimal değil. Şimdi de sizinle evli ve sizin de başınıza bu gelebilir, öyle mi? Boş verin, söylediklerimi unutun, saçmaladım. Bizimkisi çünkü özel bir şeydi yani biz birbirimize aşık olduk. Tamer'in bu zırt pırt yapacağı bir şey değil ki. Mesela Berin'i benden önce aldattığını sanmıyorum. Hatta benden önce birini sevdiğini de düşünmüyorum hiç. Gerçi bir ara bir Berin ilk aşkım falan dedi ama ilk aşkı bence benim. İlk aşkı Berin Hanım olsa ne olur Peri Hanım? Değil mi? 20 yıl geçmiş arada. Olmaz. Olamaz yani. Biz birbirimize aşığız. Ben aksini düşünmek bile istemem. Yoksa bu biter, yenisi başlar, o biter, diğeri başlar derken bu böyle hep sürer gider. Yani bitmemesi için sizin tek olmanız gerekiyor, öyle mi? Benim babam hayatında tek bir kadını sevdi ve tek bir kadınla oldu. Ama İpek için aynı şey geçerli değil. Onun için tam tersi. Sadık olmak onun için ölüm gibi bir şeydi. Maalesef çok erken bir yaşta tanık olmuşsunuz sadakatsizliğe. Üstelik en yakınınızdaki kişi tarafından. Babamın hayatına mal oldu. Adam üzüntünden, kahrından öldü gitti. Aldatıldığını öğrendiği zaman evde çok büyük bir gürültü, kıyamet kopardı. Küfürler, hakaretler. Sonra İpek evden giderdi. İşte birkaç hafta mı, birkaç ay mı bilmiyorum. Sonra dönerdi geriye. Klasik özürler dilenirdi. Babam da her seferinde affederdi. Ben babam gibi olmayacağım. Zaten burnumun dibindekini de görememişim. Yine enayi durumuna düşmek istemiyorum ben. Ben bunun enayilik olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani insanın kardeşine güvenmesinden daha doğal ne olabilir yani? Normal olanı bu. Neyse ne. Aynı hatayı bir daha yapmam. Bundan sonra kimse beni aptal yerine koyamaz. Babanız gibi mi yani? Evet. Hayatından çok ödün verdi. Bize bile bakamayacak hale geldi. O affedişler işte onun sonu oldu zaten. Ben de sonum babam gibi olsun istemiyorum. Onun gibi ölmek istemiyorum. Suç mu ki yani bu? Kızgın mısınız babanıza?
Siz İpek'le aynı evde yaşamak nasıl bir şey inanın bilemezsiniz. Biz Sevgi'yi babamdan gördük sadece. Sonra o gidince her şey bitti. Ben de bütün sevgimi kardeşime verdim, hayatımı ona adadım. Sonra sağ olsun o da büyüyünce bana misliyle geri ödedi. Belli ki kardeşinizi çok sevmişsiniz, korumuşsunuz, kollamışsınız. Hatta kendi hayatınızdan ödün vermişsiniz ama sonra tıpkı babanız gibi kendinizi aptal yerine konmuş gibi mi hissediyorsunuz? Bilmiyordum ki. Bilseydim asla böyle bir şeye izin vermezdim. Babam gibi değilim ben. Asla onun gibi olmayacağım. Bunun için de her türlü tedbiri almak zorunda hissediyorsunuz. Öyle mi? Öyle. İhanete uğramamak için. Aynen. Pira Hanım, bu endişeyle yaşamak çok zor, çok yorucu değil mi? Çok yorucu. Gerçekten çok yorucu. Zaten bu tarz şeyleri düşünmediğim tek an uyuduğum zamanlar. O zaman düşünmüyorum. Ama belirsizlik en zoru. Bazen diyorum ki keşke gerçekten yapsa onu yakalasam da şu sırtımdaki yüklerden kurtulsam, bir rahatlasam. Eşinizi bir kadınla yakalasanız ne olur Peri Hanım? Ne demek ne olur? Ben öyle babamın yaptığı gibi yapmam. Terk ederim. Tabii önce iyice bir bataklarım, orası ayrı bir konu. Peki sizce bu kovalamaca, bu şüpheleriniz eşinizi nasıl etkiliyor acaba? Anlamaya çalışıyor tabii ama anlayamıyor beni. Yani sinirleniyor, yoruluyor. Hatta çoğu zaman kendi kabuğuna çekiliyor, içine kapanıyor. Sizden uzaklaşıyor mu? Aynen. Peki bu durumun dışında nasıl hissediyorsunuz? İlişkiniz nasıl gidiyor? Mutluyuz. İyiyiz aslında yani. Tamer çünkü benimle çok ilgileniyor, anlayışlı davranıyor. Özellikle bu hastalığımı öğrendikten sonra çok daha anlayışlı davranmaya başladı. Mutluyuz yani. Ama siz kıskanıp sorun çıkarıyorsunuz. Öyle olduğu zaman da eşiniz sizden uzaklaşıyor. Öyle mi? Evet. Peki size bir şey soracağım. Sizce mutlu bir insan mı eşini, partnerini aldatır yoksa uzaklaşan biri mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Ya keşke ihanet etse de bu belirsizlikten kurtulsam dediniz. Acaba diyorum hani için için size ihanet etmesine mi zorluyorsunuz? Hayır yani ben niye böyle bir şey yapayım ki yani? Benim böyle bir şey yapmam için manyak olmam lazım. Mutlusunuz değil mi eşinizle? Evet. Yani dedim ya aslında bu mesele olmasa biz çok mutluyuz. Peki o halde niye mutluluğunuzu bozmaya çalışıyorsunuz? Nasıl yani? Ben mi bozuyorum mutluluğumu? Yani ben mutlu olmayı bilmiyor muyum? Neyim var ki yani benim? Mutlu olmaya hakkınız olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii ki. Niye, yani niye düşünmeyeyim ki? Hak ediyorum ben mutluluğu. Hele bunca olan şeyden sonra. Babanızın kaderini yaşamaktan korkuyorsunuz ve bu korku hem size hem ilişkinize zarar veriyor. Farkındasınız değil mi bunun? Farkındayım tabii ki. Farkında olmasam burada olmazdım. Biliyor musunuz Peri Hanım? Bazen insan en korktuğu şeyi kendine yaşatır. Yani diğer iyi ihtimali kendisine layık görmez, işte mutlu olmaya hakkı olmadığını düşünür. Hatta kendini cezalandırmak ister. İhanetten korkar ama onun gerçekleşmesi için de elinden geleni yapar. Yani ben Tamer'i şu an kendimden uzaklaştırdım ben. Ve ihanet etmesi an meselesi yani, öyle mi? Hayır hayır, benim demek istediğim bu değil. Hayır, az önce siz dediniz ya yani elimden geleni yapmışım ya ben ihanet etsin diye. Öyle demediniz mi az önce? Ya siz haklıysanız?
Ya korktun benim başıma gelirse? Yok ben böyle duramam. Ne olacaksa olsun dananın kuyruğu kopuyorsa da kopsun artık. Bir an önce bu işi bitirmem lazım benim. Pardon anlayamadım. Ne yapacaksınız Peri Hanım? Tamer o kadınla buluştu kesin. Çünkü sabah benim yanımda aradı. Ben açtırmadım telefonu ama ben gittikten sonra kesin aramıştır ve buluşmuşlardır. Şu an çıkarsam belki de yakalarım onları. Lütfen seansımız bitmedi. Oturur musunuz? Oturamam. Oturamam diyorum. Orada olmam lazım. Ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar görmem lazım, duymam lazım benim. Kadına güvenmiyorum. Peki. Peri Hanım sizden bir ricam var. Oraya gitmeden önce kendinize şu soruyu sorar mısınız? Haklı çıkmak mı istiyorsunuz, mutlu olmak mı? Enayi konumuna düşeceğime mutsuz olurum daha iyi.